Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere 4 tane fiilden bahsedeceğim. Birinci fiilimiz abşilisen, kitlemek, kapatmak anlamına gelmektedir. Bununla ilgili hazırladığımız örnek cümlelere bakalım. Bitte şilisediya tüya ab, wenn du gehst. Lütfen kapıyı kapat eğer gidersen. Meine Bruder schließt seine Auto ab. Kardeşim arabasının kapısını kapatıyor. Ich schließe die Tür ab. Ben kapıyı kapatıyorum. Abschließen kelime anlam olarak sadece kilitlemek, kapatmak anlamına gelmiyor aşk arkadaşlar. Onun dışında birçok anlama geliyor, tamamlamak anlamına geliyor. Ama burada sadece bu anlamını kullandık. Bunu söylemek istedim. İkinci fiilimiz web bakın pişmek, pişirmek anlamına geliyor. Meine Tante backt leckere Kuchen. Teyzem lezzetli kekler yapıyor. Wir backen Pizza heute Abend. Bugün akşam pizza pişiriyoruz. Mama backt Kekse für Weihnachten. Yılbaşı için annem pasta yapıyor, pişiriyor gibi diyebiliriz. Kannst du Pfannkuchen backen? Bunu nasıl çevireceğimi tam bilemiyorum ama arkadaşlar Pfannkuchen herhalde Türkçe'de de aynı. Sen diyor Pfannkuchen yapabilir misin? Ich werde morgen einen Geburtstagskuchen für meinen Freund backen. Yarın arkadaşım için, arkadaşımın doğum günü için bir doğum günü pastası yapacağım diyor. Üçüncü fiilimiz beeilen, acele etmek anlamına geliyor. Örnek cümlelere bakacak olursak, beeil dich, wir kommen zu spät zur Schule. Acele et, okula gecikeceğiz. Kannst du dich bitte beeilen? Lütfen acele eder misin? Die Zeit ist knapp, also müssen wir uns beeilen. Tam zamanı geldi. Acele etmek zorundayız. Şu an tam zaman, acele etmemiz gerekiyor anlamına geliyor. Zamanımız ya da çok az anlamında. Saat tamamen doldu. Hadi gidelim artık der gibi. Ich werde mich beeilen, pünktlich zur Party zu sein. Acele edeceğim. Partiye yetişmek için acele edeceğim diyor. Die Kinder beeilten sich, das Eis zu essen. Çocuklar dondurma yemek için acele ediyorlar. Arkadaşlar çevirilerde biraz zorlanabilirim lütfen. Kusura bakmayın. Dördüncü fiilimiz einschlafen, uyuyakalmak, uyumak anlamında, uykuya dalmak anlamında söyleyebiliriz. Ich schlafe 22 Uhr ein. Ben saat 10'da uykuya dalıyorum, uyuyorum. Mein Bruder kann überall einschlafen. Mein Bruder, benim erkek kardeşim her yerde uykuya dalabilir, uyuyabilir. Wenn ich ein Buch lese, schlafe ich manchmal ein. Eğer ben bir kitap okursam bazen uyuyakalabilirim anlamına geliyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.